Merhaba, bugün sizlerle dayanıksızlık şemasının ne olduğu ve şemanın hayatımıza ve ilişkilerimize nasıl yansıdığı ile ilgili konuşacağız. Şema, her an baş edemeyeceğiniz bir felaket veya atlatamayacağınız bir terslik yaşayacağınıza ilişkin inancı içerir. Bu terslik veya felaket, gözden kaçabilecek ciddi bir rahatsızlıkla, tekinsiz biri tarafından bir saldırıya uğrayarak, tüm maddi güvencinizi kaybedip, çaresiz ve muhtaç kalarak veya akli dengenizi ve kontrolünüzü kaybederek olabilir. Endişelendiğiniz konular söz konusu olduğunda olabilecek en kötü senaryoyu düşünürsünüz. Bu durum, günün büyük bir bölümünü kaygıyla geçirmenize neden olurken, bu durumla başa çıkabilmek, tehditlerden korunmak için birçok aktiviteden kaçınır, hayatınızı kısıtlarsınız. Hayatınızı güvence altına almaya çalıştıkça da özgürlüğünüzden ve yaşamın birçok eğlenceli yönlerinden de mahrum kalırsınız. İnanç günün büyük bir bölümünü her an bir felaket olacak beklentisiyle kaygılı geçirmenize neden olur. Zihin beklenilen tehditlerle meşguldür çünkü dünya sizin için tehlikeli bir yerdir. Olası tehditlerin oluşturabileceği tahribat sizin için göz ardı edemeyeceğiniz kadar büyük, baş etme becerilerinizi ise bu tehditler karşısında zayıf olarak görürsünüz. Tehlike beklentisi bir alanda olabileceği gibi birden fazla alanda da olabilir, dönem dönem değişkenlik de gösterebilir. Ancak hangi alanda olursa olsun tüm ortak nokta tehlikeler gerçekleştiği anda bunlar karşısında çaresiz kalmaktan korkmanızdır. Size yoğun kaygı veren konular sağlık, güvenlik ve maddi alanlarla ilgilidir. Size göre fark edilemeyip gözden kaçabilecek ölümcül bir rahatsızlığa sahip olabilirsiniz. Kendiniz veya sevdiklerinizin başına kötü bir şey gelebilir, tehlikeli biri tarafından zarar görebilir veya kaza geçirebilir ya da tüm maddi kuvvetinizi, servetinizi kaybedebilir, iflas edebilir ve yoksul kalabilirsiniz ya da akli dengenizi, sağlığınızı, kontrolünüzü kaybederek sinir krizi geçirebilir veya çıldırabilirsiniz. Tehlike beklentisi hangi alandaysa zihniniz dikkatinizi o alanlara kaydırır. Sürekli bedeninizi izler, yoklar, belirti kollarsınız. Haberlerde saldırılar, suçlar, kazalar, felaketlerle ilgili ya da ekonomiyle ilgili haberleri okur. Sıkı sıkıya bunları takip eder ya da yolda yürürken yoksullara, evsizlere veya yolda çıkan kazalara dikkatiniz kayar. Bunlar sizde kaygı oluşturdukça hangi alan sizin için daha tehditkarsa bu alanla ilgili önlem almak ve tehlikelerden kaçınmak istersiniz. Sık sık doktora giderek, doktorlardan doktora koşarak, tetkikler yaptırarak, para biriktirerek, sürekli sigortayla haşır neşir olarak ya da evinizde bir takım güvenlik önlemleri alıp alarm taktırarak güvence oluşturmaya çalışır, insanlara karşı tedbiri elden bırakmayarak, sağlığınızı bozacağınızı düşündüğünüz durumlardan uzak durarak, fazla harcamalardan kaçınarak, gece dışarı çıkmayarak, deprem riski olan şehirlere taşınmayarak, toplu taşıma araçlarına binmeyerek, asansörü kullanmayarak risklerden kaçınmaya çalışır ve kendinizi korumaya çalışırsınız. Tüm bu çabalara rağmen kaygılarınız inmediği gibi devam eder ve devam eden kaygılarınız beraberinde bir takım dezavantajları getirir. Kaygılı yaşama bazılarınızın bedeni tepki vermeye başlar. Ülser, astım, egzama gibi rahatsızlıklarınız olabilir. Batıl inançlara sahip olabilirsiniz ya da yıkama, sayma, kontrol etme, düzeltme gibi zorlantılı davranışlarınız olabilir. Çaresiz kalmamak için aldığınız tüm önlemler, kaçındığınız durumlar ve yerler hayatınızın büyük bir bölümünü kaplar ve özgürlüğünüzü elinizden alır. Seyahat etme, yemek yeme, gezmeye gitme, sinemaya gitme gibi yaşamın eğlenceli ve keyifli birçok yönlerinden mahrum kalırsınız. Kaygılarınız nedeniyle kendi yaşamınızı kısıtladığınız gibi sevdiklerinizin yaşamına da bir takım kısıtlamalar getirirsiniz ve bu bir süre sonra ilişkilerinizde sorunlar oluşturmaya başlar. Şemaların kendini devam ettirme eğilimi vardır. Zihin, önceden aşina olduğu konuları tekrar tekrar deneyimleyeceği davranış ve tercihlere yönlendirerek neye mal olursa olsun aynı senaryoları yaşamamıza neden olur. Çünkü bu zihne emniyetli gelir. Şemanızın kendini gerçekleştirme şekillerinden biri de size bakan, kaygılarınız nedeniyle korunma ihtiyacınızı destekleyen, dolayısıyla şemanızı pekiştiren kişilere çekilmenizdir. Bu kişiler sizinle ilgilenen, tehlike ve hastalıklara karşı koruyan ve buna hevesli olan, korkularınızı dinleyen, size güven veren, teskin eden, güçlü, maddi açıdan kuvvetli, cesur, başarılı ve dayanıklı kişilerdir.
Şemanızın oluşumuna zemin hazırlayan atmosferde sağlıklı güven ve dayanıklılık algınıza uygunsuz yaklaşımlarda bulunmuş olan ebeveyn tutumları rol oynar. Ebeveynleriniz de aynı şemaya sahip, belli alanlarda takıntıları veya korkuları olmuş olabilir. Korkuları nedeniyle tehlikelere veya hastalıklara karşı size aşırı korumuş ve türlü türlü uyarılarda bulunmuş olabilir. Veya korumacılığın diğer ucuna sahip, fiziksel veya duygusal anlamda sizi istismar eden, korumayan, güven algınızı tehdit eden ebeveynlere sahip olmuş olabilir. Bu nedenle dünyanın güvenli bir yer olmadığı ve insanların tehlikeli olduğu algısına sahip olmuş olabilirsiniz. Veya çocuklukta geçirdiğiniz ve uzunca dönem tedavi görmeniz gereken bir rahatsızlığa sahip olmuş olmanız da şemanızın oluşumuna temel atmış olabilir. Peki sürekli hayatımızın kontrolünü korkularımızın devraldığı, sürekli diken üstünde yaşanılan, kısıtlanmış ve yaşamın keyif veren yönlerinden mahrum bir hayat yaşamak kader mi? Tabii ki de değil. Sizlerin de herkes kadar hayattan keyif alabilen, yaşamın içinde olabildiğiniz, emniyetli ve huzurlu bir hayat yaşamak herkes kadar hakkınız. Yeter ki değişim için kendinize bir şans verin.